Borsa İstanbul'da 11 bin seviyesinde kalma çabası şimdilik etkin olamadı. Kuvvetle muhtemel bugün de 11 binin altındaki fiyatlama etkin olacak. 10.850-11.000 bölgesi artık yeni normalimiz. Evet, bunun adına kar realizasyonu denilebilir. Moody's not artışı beklentisi önceden satın alındığı fiyatlamalara dahil oldu. Hani olay gerçekleştikten sonra birçok bahane bulunabilir. Ama bu noktada özellikle dün de hafta başından itibaren yayınlarda vurguladığım üzere ülke risk biriminde gerileme olmaması önemli bir unsur. Şu anda CDS 258-264 bölgesinde, bilindiği gibi tek bir CDS fiyatlaması yok. Dolayısıyla bu noktada CDS'i 250 seviyesinin aşağısına çekecek hangi dinamikler olması lazım? Çünkü neden ülke risk primi CDS konuşuyoruz? Bu bir risk primi. Bu aşağı düştüğü zaman da ülkenin borçlanma maliyeti düşüyor. Şirket değerlemeleri için referans, yukarı yönlü değerlemeleri tetikliyor. Kurumsal yatırımcılar da buna dikkat ediyor. Demek ki kurumsal yatırımcılar hala bazı risk faktörlerini görüyorlar ki CDS'in 250 altına geçmesi konusunda bazı soru işaretleri var. Ki zaten bu CDS'in 250 aşağısını geçme unsurunda zaten kendileri tetikleyecekler. Zaten ekonomi yönetimi ve Merkez Bankası sıkı para politikası duruşuna ilişkin yapacaklarını etkin şekilde yapıyorlar. Mesajlarını veriyorlar. Merkez Bankası faiz kararında herhangi bir indirime zaten kapıyı kapattı. Ama hala 250'nin üzerinde bir CDS var. Dolayısıyla Borsa İstanbul'da 10.850-11.000 bölgesi, ama tabii seans içinde de endeks mühendisliği tarafında BİMAŞ tarafına bakmak lazım. Ki BİMAŞ'ta bizim ikinci çeyrek 2024 yaz momentumu raporumuzda da öne çıkardığımız şekilde ikinci çeyreğe iyi gelmesi beklenen listemizde bulunuyor. Anadolu Efes, Coca-Cola, BİMAŞ, Turkcell, Türk Hava Yolları da bu listenin diğer bir katılımcıları. Bütün bunların detaylarına da web sitemizden de bakabilirsiniz. Yurt dışı tarafa baktığımız zaman da yurt dışında ana gündem yine Trump. Trump'ın karşısında Kamala Harris. Anketler geliyor. Son Reuters anketinde Kamala Harris'ın 2 puan Trump'ın önünde olduğu belirtildi. Bu ons altına negatif yansıdı. 2400'ün üzerinde kalamadı. 2400 altında fiyatlama. Şu anda da 2371-72 bandında işlem görüyor. Dolar endeksi 104 üzerinde kalıcılığını sürdürüyor. Bugün Amerika tarafında büyüme verisini alacağız. Yarın da PCE verisi gelecek ki Fed'in özellikle enflasyon dinamikleri açısından takip ettiği önemli bir veri akışı. Dolayısıyla yarınki PCE verisi Fed'in 3 adet mi faiz indirimi yoksa 2 adet mi aşağı yönlü revize edilecek şeklindeki beklentileri şekillendirilecek. Şu anda biraz Amerikan başkanlık seçimlerine kadar, yani Kasım ayına kadar anket trade'leri olacak. Özellikle altın ve gümüş tarafında. Ondan sonra da ana beklenti olarak Fed'in faiz indirimi. Şu anda Fed tarafındaki faiz indirimi %100'e yakın neredeyse ihtimalle özellikle Eylül ayı toplantısında gelecek. Ama kalan olası 2 adet faiz indirimi 2025 ilk çeyrekte mi gelecek, yoksa Aralık toplantıda sürpriz olur mu olmaz mı? İşte bütün bunların detaylarını veri odaklı Fed noktasında bugün gelecek büyüme verisi, yarın gelecek PCE verisini de görüyor olacağız.